Tamam. Haydi bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün yine Risale-i Nur'un en ağır bahislerinden ikinci şuanı biliyorsunuz ikinci makamından tevhidi gerektiren delilleri okuyoruz. Tabi dün birinci muktaziyi okuduk. Yani tevhidi gerektiren Allah'ın birliğini, kainatın tek elden terbiye edildiğini ispat eden birinci gerekçe. Şimdi onu bitirememiştik. Önce şeyi zikretmiştik. Önemli. Hakimiyetin şanı tek olmaktır. Yani bir köyde iki muhtar, bir vilayette iki vali olmaz kaidesiyle ispat etmiştik. Daha sonra çok önemli bu. Cenab-ı Hakk'ın şu kainattaki saltanatının ve hakimiyetinin büyüklüğünü delil göstererek ispat etmiştik. Daha sonra da Cenab-ı Hakk'ın şu kainattaki hem terbiyesi hem de hakimiyetinin çok mükemmel olduğunu ortaya koyarak ispat etmiştik. Şimdi son ve dördüncüye geldik. Yani o biraz uzun olduğu için geçen hafta biraz dersine yaptık, kısa kestik. Şimdi bunu okuyacağız. Ama hala birinci muktazideyiz. Yani kainatta tevhidi gerektiren, tek el tarafından idare ve terbiye edildiğini ispat eden birinci gerekçenin dördüncü delilindeyiz. Ama ıtlak çok önemli. Çok önemli. Şimdi benim bir evim var. Eğer komşunun bahçesine bile bir ayak tecavüz etsem ya mahkemeye verir, Amerika'daysan tüfekle vurur. Yani demek ki benim hakimiyetim mutlak değil. Kayıtlı. Evimin sınırlarıyla kayıtlı. Tarlan varsa tarlanın sınırlarıyla kayıtlı. Ama Cenab-ı Hakk'ın şu kainatta kayıt yok olan. Oldu mu? Birinci bu. Bu kelimeleri önem veriyorum anlatmak için. Çünkü tamamı bununla alakalı. Ha. Ben bir şey vereceğim. Kalk ayağa bakalım delikanlı. Evet sen. Tamam yok sen otur. Sen geç kal. Öndeki otur arkada. Senin adın ne? Berat. Ha. Kaç kilo geliyorsun? 76. Evet, ben de 73 falan, 72 falan. Peki güzel kardeşim. Kaç kilo kaldırabilirsin sen? Ya 60 kaldırırım. 60 kaldırırsın, iyi bir şey. Diyelim 70. Sana biraz torpil geçelim. 150 kilo kaldırabilir misin? Yok. Hayır. Hayır. Ya dedin sen. Kaldıramazsın 150 kiloyu. Ne demek? Kudreti anlatabildim mi? Kayıtlı. 150 kiloyla kayıtlı. Şimdi ben Berat Efendi'nin 60-70 kilosunu da kayıtlayacağım. Peki bir şey söyleyeyim. Ayaklarını yerden kesmek şartıyla mı kaldırıyorsun 70 kiloyu? Evet. Ulan evet deme bari ya. Ulan bu bari gidip ayaklarını yerden kaldırdığında neyi kaldırabilirsin sen? Anlatabildim, hiçbir şeyi kaldırabilirsin. Ancak 1 saniye, 2 saniye. Demek ki sen hiçbir şeyi kaldıramıyorsun. Otur yerine. Yani 70 kiloyu da yer kaldırıyor. Ayağını ona tutuyorsun, sen kaldırıyorsun. Latife ettiğimiz için kusura bakmıyorsun değil mi? Demek ki bizim her şeyimiz sınırlı. Kayıtlı. Ama kainatta ıtlak var. Bir, iki. Bir de ihata. Her şeyi kuşatıyor. Allah için. Yani şimdi neyse. Özellikle mutfakta hanımlar dikkat etsinler. Ben bir eve girdiğim zaman mutfağını görünce o hanımın kalitesini anlarım. Temizlikte ne kadar hassastır. Anlatabildim mi? Küçük bir yeri. Buyur kaç. Hocam görüntü yan gösteriyor. Buna bir ayar. Boş ver. Yan gösteriyorsa yan göstersin. Kafanı yorma. Karıştırma. Kardeşim karıştırma. Peki. Karıştırma. Baştan doğru öğreneceksin. Bu Ahmet İlker'in suçu. Haydi bakalım. Şimdi bura önemli. Her şeyi kuşatıyor Cenab-ı Hak. Anladın değil mi? Ama bir hanımefendi bir tek mutfağı her zaman kuşatamadığı için bir yerde bakıyorsun ki hamam böceği çıkmış. Niye? Bir pisliği unutmuş. Anladınız değil mi bunu? Kuşatmamız bir mutfağa bile söz konusu değil. Bırak kainatı.
Cenab-ı Hakk'ın bütün kainatı kuşatıyor. Her bütün sıfatları. Üçüncüsü de nihayetsizlik. Sonsuz Allah'ın her şeyi. İlmi de, kudret. Bu üçü kainatın tek elden idare edildiğini ve terbiye edildiğini ispat ediyor. Vahdete şehadetleri, bunun birliğe işaretleri ise o dahi Sirac-ı Nur risalelerinde. Hani müstakil bir risale vardı ya, tafsilen zikredilmiş bir muhtasar meali şudur. Bunu ispat edecek. Madem kainattaki ef'alin her biri, bakın kainatta fiiller var, yani yapılan işler var. Her biri, yani mesela diyelim milyonlarca şeftali ağacı var. O şeftali ağaçlarındaki her bir ağacın kökü, dalı, budağı onu anlayacaksınız. Ha, veya doğan her bebeğin her hali, orada yapılan işler, kendi eserinin etrafa istilakarane yayılmasıyla, bak, mesela toprak, her yeri kuşatır biliyorsun. Yani su da öyle. Her bir fiilin ihatasını, bütün fiilleri iyi kuşatması lazım Allah'ın. Yoksa mesela normal olarak, ve ıtlakının kayıtsız olduğunu ve hadsiz bulunduğunu ve kayıtsızlığını gösterir. Ya sadece Türkiye'deki Nemrut Dağı'ndaki çiçekler değil, Brezilya'daki çiçekler de aynı muamele, aynı fiiller. Her tarafı kuşatmış. Evet. Ve madem, bu da birinci bu. İkinci, iştirak ve şirk ise, eğer bir ortaklık söz konusuysa, anlaşıldı değil mi? Haşa. Allah'a bir ortaklık oldu mu, o ihatayı inhisar altına. O zaman kainatı kuşatan o fiilleri sınırlıyoruz. Şey demiş biliyor musunuz? Söyleyin de yalancı peygamber. Müseylimetül Kezzab dediği gibi. Peygamberimize mektup göndermiş. O mektubun cevabını ilk defa kardeşiniz neşretti. Topkapı Sarayı'nda orijinali. Yani gönderdiği mektupta şunu diyor. Ey Muhammed, tartışmayalım. Yeryüzünün yarısı sen peygamber ol, yarısını ben olayım diyor. Bunu da Rabbimize iletelim diyor. Mübarek, sanki cep telefonuyla konuşacak. Anlaşıldı değil mi? Öteki o temanü delilini zikrettim ben size. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Eğer yerlerde ve göklerde Allah'tan başka ilahlar olsa müthiş bir anarşi ve bozukluk çıkar ortaya. Çünkü biri der ki yapacağım, biri diyor ki yapmayacağım. İlah olduğuna göre ikisi de istediğini yapabilecek. Demek ki yani bu şirk, ortaklık o her tarafı kuşatan fiillere nedir? Sınırlama getirir. Ve ıtlakı her tarafta kayıtsız iş görmesi kayıt altına alınır o zaman. Ve hadsizliği, sınırsız olan fiilleri had altına alınır. Buraya kadar sen yap, oraya kadar ben yapayım. Itlakın hakikatını ve ihatanın mahiyetini bozuyor. Elbette mutlak ve muhit olan o efalde kainatta bir tek iş gösterin ki kainatı kuşatmış olmasın. Yani bir istisna. İstisna yok. Allah'ın kanunları her yerde çalışıyor. Hem kayıtsız hem kuşatıcı. Öyleyse imkanı yoktur. Evet, şimdi bunu söyledi. Açacak bunu biraz daha. Bu evete ni'am-i tasdiki diyoruz biz Arapçada. Yani söylenen delili ispat eden ni'am. Evet. Itlakın mahiyeti iştirake zıttır. Yani ne demek bu? Eğer bir adam bir fabrikanın her şeyine yetkili ve sorumluysa başka biri gelip de ben de şurasında müdürüm diyemez. Basit bir fabrikada bu. Aynı şey vilayette, aynı şey köyde. Demek ki ıtlak, yani kayıtsız olması ortak olmaya engel. Çünkü ıtlakın manası şu, her şeyi kayıtsız olması. Hatta mütenahi ve maddi ve mahdut bir şeyde dahi olsa, yani sınırlı, maddi ve değil mi sınırlar içinde bir şeyde bile olsa. Mesela diyelim ki sadece bir fabrikada, sadece bir memlekette. Bak Venezuela'da boğuşup duruyorlar. O diyor Amerika'nın emriyle benim cumhurbaşkanı, öteki diyor oyum. Hep bu ıtlakı şey yapıyor. Yani bu delil.
yine istilakarane her tarafı kuşatır ve istiklal darane tek başına etrafa her yere yayılır, intişar eder. Mesela hemen misal veriyor. Kainattaki fiillerden ve mevcut olan eşyadan çok önemli misaller veriyor. Hava, her yerde aynı hava. Ve bütün dünyayı, kainatı kuşatmış. Ziya, ışık ve nur ve hararet, öyle değil mi? Sıcaklık, hatta su, ıtlaka mazhar olsalar, yani kayıtsız olsalar, iyi ki kayıtlılar. Allah'ın emriyle kayıtlılar bunlar. Her tarafa yayılıyorlar. Biliyorsunuz. Demek ki her şey bir sınır altında. Rabbimin sınırı altında. Madem mutlak ciheti, kayıtsız olmayışı, cüz'ide dahi olsa, cüz'ide bir mesela su, mesela hava, mesela işte ne bileyim ki sıcaklık. Hepsinin sınırı var. Cüz'i bir şeyde bile olsa maddileri mahdutları, yani sınırlı olan maddi şeyleri bile böyle müstevli yapıyor. Her tarafı istila eder Allah korusun. Yani mesela su ne kadar her tarafta olsa da mutlak değil o. Onun da belli bir sınırı var. Biliyorsun değil mi, bizim Ekrem Bey var mali işlerden soran. Aman hocam uzaklaşalım, Amsterdam yakında batacak diyor. Biliyorsun 17 metre mi ne aşağıdaymış, denizden aşağıda. İyi dedim, kaç bari, başka yere kaç. Öyle değil. Her şeyin diskini onun elinde, merak etmeyin. Bu ıtlak olduğu zaman kainatta bunu elbette külli bir ıtlak hakiki. Allah'ın fiillerinde sınırsız bir mutlakiyet var, kayıtsızlık var. Böyle hem nihayetsiz hem maddeden münezzeh, maddi şeylerden uzak, hem hudutsuz, sınırsız, hem kusurdan müberra, kusuru da yok. Sıfatlara öyle bir istila. Mesela Allah'ın ilim sıfatı. Öyle her tarafı kuşatmış ki, öyle su gibi, sıcak gibi, ışık gibi sınırlamadır. Onlar maddi şeylere misaller. Ve ihata verir ki, şirk ve iştirakin bir ortaklığı hiçbir cihet imkanı ve ihtimali olamaz. Elhasıl kainatta görünen, kainatta görünen binlerle ef'ali umumiyenin, yani herkesi ilgilendiren umumi fiiller. Söyleyin bakalım. Bütün yavruların, annelerin süt musluklarından süt içmesi. Mesela Kur'an-ı Kerim kan ve fışkı ortasından diyor size çok güzel içilecek süt veriyoruz diyor. Aman Allah. Başka bir misal. Bütün yavruların doğar doğmaz önce annelerine mühtaç olmaları. Bu bizim şahsi hayatımızdan misaller. Her tarafa havanın hakim olması. Cenab-ı Hakk'ın emirleri dışın. Her şey böyle. Allah'a ait hangi fiili görürseniz sınırsız. Ve cilveleri görünen yüzer esma-i ilahi. Allah'ın basir ismi. Her şeyi görüyoruz. Anladık değil mi meseleyi? Her birinin hem hakimiyeti, Allah'ın ilim sıfatı her tarafta hakim. Onun görmedi. Anlaşıldı. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Allah'ın ordularını ancak o biliyor. Bizim bilmediğimiz nice orduları var. Hem kibriyası, anlaşıldı değil mi? Her tarafı kuşatmış büyüklük var. Hem kemali, hem ihatası, hem ıtlakı, kayıtsız oluşu, hem nihayetsizliği, vahdetin ve tevhidi. Hem kainatı idare eden Allah'ın tek olduğunu, hem de tek elle terbiye edildiğini gayet kuvvetli birer mürhanıdırlar, delildirler. Hem başka bir ifade, başka bir delil. Hem nasıl ki bir fevkalade kuvvet, olağanüstü bir güç. Halbuki bizimki öyle değildi. Bak Berat 70'i geçemedi. O da bir altını araştırdık, 70'i de o kaldırmıyor. Çünkü ayağını yukarıda tutmak şartıyla hiç kilo kaldıramaz. Kendini bile kaldıramaz. 1-2 saniye tutar. Tutabilir misin? Kaç dakika? Zor. Bir topla bakalım. Kendini taşıyamayan 70 kiloyu nerede tas? Ya. Demek ki hem nasıl ki bir fevkalade kuvvet, olağanüstü, faaliyete girmek için istila etmek ister. Her şeyi kuşatıyor. Başka kuvvetleri dağıtır. Başka kuvvetli bir ortaklar ona müdahale edemez. Kainatta edemiyor. Öyle de her bir fiili rububiyet, Allah'ın her terbiye fiili ve her bir cilve-i esma-i iluhiyete ait olan
Allah'ın isimlerinin cilveleri. Mesela güzelim kırmızı güldeki Allah'ın Cemil isminin tecellisi. Dünyanın her yerinde o güzellik var. Sınırsız. O derece fevkalade kuvvetleri eserlerinde görünüyor ki eğer hakimiyeti amme, yani kainatın tamamında her işi hikmetle yapma fiili. Hakimiyet amme bu. Hakimiyet ayrı, hakimiyet ayrı. Hakimiyet her şeye hakim olma. Hakimiyet ise bütün kainatta görülen lüzumsuz hiçbir şey yapılmaması. Ve adalet-i mutlaka, bu da çok önemli. Kayıtsız bir adalet var. Anlaşıldı değil mi? Kayıtsız bir adalet. Çok affedersin, eşeğe eşek kadar baş. Deveye deve kadar baş. Demiştim ya, altından yarım metre burnunuz olsa hiçbiriniz beğenmezsiniz. Bediüzzaman onu veriyor misal. Ve onları durdurmasaydı her biri umum mevcudatı istila edecekti. Su değil mi? Toprak. Bunlar istilayı seven şeyler. Başka şeyler de öyle. Ya, bütün mevcudatı istila... Arkadaşlar burada ben bir misal vereyim. Şu anda Türkiye'yi domuzlar istila etmiş. Domuzlar derken insanları kastetmiyorum. Gerçek manada domuzlar. Bu ilahi bir hikmettir biliyor musun? Ve beladır. Ben bizim köyde geçen yaz onu dedim. Ey dedim, köydeki insanlarımız domuzlaşınca domuzlar da bizim komşularımız gelmiş. Bari biz de köye gelelim, tarlalardan beraber istifade edelim diyorlar. Aynen bunu söyledim. Biraz alındı mı? Yani düşünüyorum, eğer Allah o domuzlara mutlak yayılma imkanı verse, Türkiye'de bir sene içinde bir kişi yaşayamaz hale gelir. Anlaşıldı değil mi? Bodrum mu nereyi basmışlar, bir adamı öldüresiye yaralamışlar. Ekip halinde geliyorlar. Demek hepsi Cenab-ı Hakk'ın kuvveti ve kudretiyle ancak durduruluyor yani. Allah kendisi dışında mutlak her şeyi kuşatan bir güç vermemiş. Ama bazen imtihan için insanlar domuzlaşınca domuzu musallat ediyor. O ayrı. Ben çok duygulandım geçen sene. Bir iki tane tarla var. O da çevresini duvarla veya zincirle şeyle. Ya ne diyorlar ona? Tel örgü. Tel örgüyle çevirmişler. Onun dışında her bir gecede salatalık tarlasını yiyip bitiriyor. Demek Cenab-ı Hak, Allah korusun, demek ki kainattaki her şeyi sınırlayan o. Ona ait fiiller sınırlanmıyor. İyi ki sınırlıyor, yoksa bize hiçbir şey kalmazdı. Araya girdim ama bu istila meselesi önemli. Mesela başka bir misal. Kavak ağacını umum zeminde halk eden. Bütün yeryüzünü dolaşın, kavak ağacının yapraklarını getirin, mikroskopta inceleyin, plan, program, hep sayın. Çünkü Allah'ın ilmi de, basarı da, her şeyi mutlak. Ve tedbirini gören bir kuvvet, hiç mümkün müdür ki onun yanında ve efradı, bütün fertleri içinde yayılmış ve karışmış olan ceviz, cevizi de aynı şekilde Allah, her tarafta aynı şekilde. Ve elma ve zerdali misillu. Zerdali'yi biliyorsunuz değil mi? Bir çeşit erik. Ağaçların kavağa bitişik olan cüz'i fertlerini, o kavak nev'ini tamamen birden zapt eden külli, yani külli kuvveti altına, yani kavak denilen türü gücüyle, kudretiyle kuşatan, kayıtsız emri altına alan bir kuvvet, şeftaliyi, zerdaliyi, elmayı, cevizi bırakır mı? Ve tedbiri içine almasın ve istila etmesin ve başka kuvvetlere kaptırsın. Mesela Allah korusun, ya domuzlara kaptırsa şeyi, hakimiyeti. Evet, her bir nevi mahlukatta, bütün çeşitlerde, domuzunda, ayısında, insanında, kurdunda, belki her bir fertte tasarruf eden öyle bir kuvvet ve kudret hissediliyor ki, bir şey söyleyeyim, çok tekrar ediyorum. Her gün 8 küsur ton kan atıyormuş benim kalp hidroforum. Ben fen bilimlerini bilmem. Aman Allah'ım ya. 8,5 ton. Yahu bizim ev müstakil. Orada hidrofor var. Her
sene bir tamirci getiriyoruz. Allah için içinizden hiçbiri gece vakti, yahu benim bu 8 ton her gün kan atıyor, bizim bu hidroforda bir bozukluk mu var diye. Ben bazen hissediyorum, kalpte bir hidrofor benim bozuldu bir kere. O ibret için ya. Ya. Bütün kainatı istila, her şeyi kuşatıyor ve bütün eşyayı zapt ediyor. Yani zapturat altına almış. Ve bütün mevcudatı hükmü altına alabilir bir mahiyette görünüyor. Anladık değil mi? Bizde tasarruf eden kuvvet ve kudret böyle. Elbette böyle bir kuvvet, iştiraki, ortaklığı hiçbir cihette kabul edemez, şirke meydan vermez. Yoksa biri der ki ulan bu kalbin damarını kapatacağım, diğeri der ki açacağım. Şimdi ben, aha işte Ali Bey yok, kaçtı herhalde. Allah uzun ömür versin. Ya geçen gün önemli bir adam geldi, bir kart verdi. Bizim odaya ya Ali Bey girer ya da mutfaktan birisi girer. O kartı arıyorum, bulamıyorum. Kim bilir bu işte şeydir diye bir yere koydular. Ya odada bir kartı bile başka el karıştığı zaman bulamıyoruz yani. Şu kainattaki umumi nizama nasıl başka el karışabilir? Allah Allah, hem başka bir misal. Nasıl ki bir meyvedar ağacın sahibi. Arkadaşlar bu o kadar önemli ki. Misal vereyim de ondan sonra dinleyin. Berat Bey, benim 500 tane meyve ağacı olan, anladın değil mi? Neyim var? Bahçem var. Bahçem var. Her sene 10 binlerce lira Türk parası konuşalım. Para harcıyorum. Bahçıvan tutuyorum. Budatıyorum. Kazdırıyorum. Gübre veriyorum. Ama meyve olduğu zaman talimat vermişim bizim bahçıvana. Götür hemen çöpe at. Veya kim kapıları aç bahçeyi, kim yerse yesin. Ben ne ilgilenirim meyvelerle diyebilecek kadar ahmak mıyım ben? Sen söyle. Değilsin de ya, tabii ki o kadar ahmak değilim. Hatta daha ileri gideyim. Şimdi bizim bahçe var. Yani bahçıvana şuna buna verdiğimiz parayla meyve alsak belki 10 katı yeriz. Ama o dalından koparmak çok güzel bir şey. Anladın değil mi? İşte mandalini, portakalını, salatalığını. Onun için şey diyorum ben bahçıvanımıza. Aman kardeşim diyorum. Tamam, biz yokken ye, afiyet şeker olsun. Ama biz buradayken ne olur? Karışmayın. Ne ben koparayım. Bak burada bile düşün yani, yine bir insana gidecek yani. Ona müsaade edemiyor insan. Yahu şu kainat bir ağaç. Ağacın meyvesi rızık. Rızkın meyvesi teşekkür ve hamd. Bu kainat ağacını yaratan Allah, onun meyvesi durumunda olan insanı, insanın meyvesi olan hamd ve şükrü başkasına verir mi? Şimdi onu konuşacak. Bunu söyledim ki çok daha iyi anlayalım. Hem nasıl ki bir meyvedar ağacın sahibi, o ağaçtan en ziyade ehemmiyet verdiği ve alakadarlık gösterdiği, ilgi çeken cihet ve madde nedir? Ağacın dalları mı? Hayır. O ağacın meyveleri. Ve dallarının uçlarındaki semereler, meyveler. Ve tohumluk için o meyvelerin kalplerinde ve bizzat kalpleri olan çekirdeklerdir. Öyle değil mi? Burada bir hitap yok, şey yok, farklılık yok. Ha. Ve onun maliki, bir meyveli ağacın sahibi, aklı varsa o dallardaki meyveleri başkalara temlik edip boşu boşuna malikiyetini bozmaz. Dedim ya, tam meyveyi toplayacakken gelin arkadaş, alın ister çöpe atın ister yiyin. Ya kim der bunu? Ahmak der. Ha fazla olur ikram edersin, o ayrı. Aynen öyle de şu kainat denilen ağacın dalları olan unsurlar, dallarına unsur dedi. Unsur derken element demek. Aslında burada 4 unsur kastediliyor. Yani toprak, su, hava ve ışık. Anlatabildim? Ama temel olarak o kimyadaki bütün elementler de kastedilebilir. Ve unsurların uçlarında bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan nebatat ve hayvanat. Biliyorsun bu 4 şeyin ucunda ne var? Bütün bitkiler, hayvanlar onunla besleniyor. Ha. Ve o yaprakların, yaprak dediği bitkiler ve hayvanların ve çiçeklerin en yukarısındaki meyveler olan insanlar. İnsanlar bütün kainatın meyvesi. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ve o meyvelerin, meyve dediği insan, en mühim meyveleri ve semereleri
ve netice-i hilkatleri olan, biliyorsun burada ayete işaret ediyor. Kainatın meyvesi insan. İnsanın meyvesi ise وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani biz insanları ve cinleri bize kulluk yapsınlar diye yarattık. Niye? Allah rahmet eylesin 40. hocama. Ulan diyor bir gün geldiler de gel bakalım. Bu öküz yoruldu gel çifte koşacağım demediler de abi sen. Anladın değil mi? Anlaşıldı değil mi? Gel bakalım bu kadar yemek yedin seni sağacağız, sütünü içeceğiz demediler de abi sen. Beçara koyun. Ot yiyor bize süt veriyor. Et veriyor. Diyordu 40. hocam. Ulan geç mihrapta namazı da sen kıl deve demeyecekler hoş. Anlatabildim mi? Her şeyin bir gayesi var. İnsanın gayesi de Allah'a kulluk. Başka işe yaramıyor çünkü. Bir bal arısı kadar işe yaramıyor. Bal arısı hem zehir yapıyor hem bal yapıyor. Maydanoz bile işe yarıyor. Maydanoz olma derler ya başıma. İnsan demek ki onların yaratılış gayesi olan ubudiyetlerini, Allah'a kulluklarını ve şükürlerini ve bilhassa o meyveler insanların cemiyetli çekirdekleri olan kalplerini, insanların çekirdeği neymiş? Kalpmiş. O kalp sadece Allah'a kulluğa yönelir. Ve zahr-ı kalp denilen, zahr-ı kalp demek kalbin sırt tarafı, dış kabuğu. O da hafıza, kuvve-i hafızalarını başka kuvvetlere hiçbir cihette kaptırmaz. Demek kainat ağacını yaratan Allah nasıl insanların yaratılış neticeleri olan ibadetlerini, şükürlerini başkasına kaptırır. Ve kaptırmakla saltanat-ı rububiyetini kırmaz ve kırmakla mabudiyetini bozmaz. Hem başka bir misal. Hep bu ıtlak ve ihata delilini anlatıyor bunlar. Hem daire-i mümkünatı. Ne demek daire-i mümkünat? Kainatta varlık üç çeşit. Biri vacib-i vücut. Anlaşıldı değil mi? Vacib-i vücut. Ne demek vacib-i vücut? Varlığı zaruri olan Rabbimiz. Diğeri mümkün-ül vücut. Varlığıyla yokluğu eşit. Sen söyle bakalım. En öndeki bu sefer. Gözlüklü. En önde sen varsın. Ha. Kaç yaşındasın? 50. 50. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Ben de 64'e girdim. Allah hayırlı ömür versin. Şimdi güzel kardeşim. 52 sene önce senin varlığın ne durumdaydı? Olabilirdin de olmayabilirdin de. Mümkün bu demek arkadaşlar. Şimdi olanak diyorlar ya. Ben öyle yani uyduruk dilleri kullanmıyorum. Demek bütün kainat mümkün. Ne demek mümkün? Olabilirdi de olmayabilirdi. Ama oldu. O zaman birisi bunu tercih etti. Alem mümkünat de diyor. Allah Allah. Alem-i mümkünat. Daire-i mümkünatın ve kesretin, kesret dediği bağlar, bahçeler, insanlar, sular vesaire vesaire. En müntehasında bulunan cüz'iyatta, yani alem-i imkanın en sonlarında, son dediği dallarının ucundaki meyveler. Öyle değil mi? Biraz önce misal verdi ya, cüz'iyat dediği o. Belki o cüz'iyatın cüz'iyat ahvalinde, yani o külli unsurların, en cüz'i hallerinde bile bir çiçeğin yapraklarında, bir meyvenin çekirdeğinde, renginde, kokusunda, tabii kainat ağacının meyvesi insan olduğuna göre insanın gözünde, kulağında, her şeyinde ve keyfiyatında elbette ki makası rububiyet temerküz etti. Allah niye bizi terbiye ediyor? İşte o terbiyenin ana maksatları orada odaklanıyor. O da nedir? İbadettir. İbadettir. Kainata iyi bakın. Mümkün dediğimiz varlıklar %99 ispat edebilirim ki insan için yaratılmış. Anlaşıldı değil mi? İlla bir taraftan insan için yaratılmış. Şu anda dünya neyi tartışıyor biliyor musunuz? Arkadaşlar dikkat edin. Böcekler azalıyor, dünya bitiyor. Aman Allah'ım ya. Eskiden Nasreddin Hoca'yı misal verirdik. Hani hamam böceğini misal vermiştik. Şimdi ona gerek kalmadı. Bugün New York Times müthiş bir makale yayınlamış. İnsanlığın geleceği tehlikede böcekler azalıyor diyor. Şu kainatın nizamı için dedi ya bırakın külli unsurlar olan toprak, taş,
bilmem işte ne bileyim ışık, ziya vesaire. Ya en cüz'i yani birer fert durumunda olan o böceklerin bile eksikliği toplum hayatını ve bizim hayatımızı tehlikeye atıyor. Bugün gece okudum. Ben 1 saat 20 dakikadan fazla uyuyamıyorum gece. Arada 20 dakika uykusuz kalıyorum şekerden dolayı. Ve orada gazeteleri okuyorum. Yani faydalı şeyler. Keyfiyatı aman ya Rabbi çok şaşırdım biliyor musun? Hem de mabudiyete uzanan ve mabuda kalan minnettarlıkların ve teşekküratların ve perestişliklerin, perestişlik demek tapmak, kulluk yani, menşeleri onlar olduğundan elbette onları başka ellere vermez. Yani kainatı yaratacak, onun meyvesi olan, insanın meyvesi olan hamdi, şükrü, kulluğu başkasına verecek. İnsan denilen mahluk, kainat ona hizmet edecek, o da gelip nefsine veya bilmem neydi bilirsiz insanlara hizmet edecek. Hayır. Ve vermekle hikmetini iptal etmez. Ve Allah Allah söyleyin ya. Eyahsebul insan en yutrake sudala. İnsan zanneder mi ki yaratılıp da başı boş bırakılacak. Hesap sorulmayacak. Ve hikmetini iptal etmekle üluhiyetini iskat etmez. Yani yarattığı bir şeyin gayesiz kalması demek o zaman başında bir hakim yok demek haşa. İlahlığı iptal edecek o zaman haşa. Çünkü mevcudatın icadındaki en mühim makasıdır Rabbaniye. Kainatın için yaratmış Allah ilahi maksatlar bir, kendini zişurlara tanıttırmak. Hani meşhur hadisi kutsi var ya, küntü kenzen mahfiyen fe erattu en u'rafe fe halaktul halka liya'rifuni. Ben gizli bir hazineydim. Anlaşıldı değil mi? Beni başkaları da tanısın istedim. Bilsin istedim. Kainatı yarattım ki beni tanısınlar diye. Bediüzzaman bunu başka bir yerde anlatıyor. Çok kaideleri zikrediyor. Diyor ki her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Bizim bir arkadaş vardı, asistandı. Masaya oturup, çok büyük bir alimdi. O da arkadaşımdı. Masaya oturup da çalışmazdı. Fakat yanlışlıktan 200 sayfalık bir makale yazmışsa, dekanından bakanına kadar herkese okurdu ve bıktırırdı. Bak bu benim makalem. Şimdi benim bir kitabım çıkıyor, oğlum doğmuş gibi seviniyorum. Bu insanda da var. Ama haşa Allah ihtiyacı olduğu için değil. Ama her kemal ve cemal güzellik sahibi, kendi kemal ve cemalini görmek, Allah görüyor dedim ya kainatı yaratan Allah, şu kainattaki her varlık binde 999 Allah'a neticesini veriyor. Ama binde bir de kendine yönelik. Bir de başkasının görmesiyle de demek ki onu istiyor. Bediüzzaman buna lezzet-i mukaddese diyor 24. mektupta. Evet, demek ki en mühim maksat neymiş Allah'ın şu kainatı terbiye edişinde? Bir, kendini zişurlara tanıttırmak. Kim bunlar? Melekler, cinler, insanlar. Öküz tanımaz. Öküz kendisine verilen vazifeyi yapmakla tanımış olur. Ona biz şükrü örfi diyoruz. Ve sevdirmek, ve methü senasını ettirmek, ve minnettarlıklarını, teşekkürlerini, hamdlerini kendine celbetmektir. Bu ince sır içindir ki, şükrü, perestişi, tapma denilen olayı ve minnettarlığı yani teşekkür etme duygusunu ve muhabbeti asıl Allah'ı seveceğiz. Kainattaki sevdiklerimizi Allah namına seversek güzel. Yoksa hiçbir manası yok. Bediüzzaman 32. sözde elbette insan hanımını sevecek, çocuklarını sevecek, akrabalarını sevecek, evini sevecek. Ama nasıl sevecek anlatıyor. Ve methi övmesi ve ubudiyeti intac eden, netice veren rızık ve şifa. En çok Allah'a teşekkür ettiren şey bir rızık. Acı olan bir adam bir meyve yiyor, bir yemek yiyor. Oh be, teşekkür ederim. İlk Allah'a yapacağım. Bir de şifa. Cenab-ı Hak verdiği bütün hastalıklara deva olacak, ilaç olacak şeyler. Ve bilhassa hidayet ve iman en büyük nimettir bu. Öyle değil mi?
Meşhur ayet var, onu unutmayın. Elhamdülillahillezî hedâna lihâd. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Hamdolsun ki Rabbimiz bu mübarek doğru dine bizi hidayet eyledi. Eğer o hidayet etmese biz doğru yolu bulamazdık diyor. Demek ki yemekten, içmekten, hastalıktan, şifa bulmaktan daha lezzetlisi elhamdülillah bizler şu anda iman nimetine hidayet etmiş. Ve iman gibi daire-i kesretin. Kesret dairesi dediği şu kainatın en geniş dairesinin en ahirindeki cüz'i ve külli bu gibi fiiller ve inanlar doğrudan doğruya kainat halikini. Demek ki benim rızkımı veren Allah bütün kainatı yaratırken esas benim rızkımı hedefliyor. Her şeyde yaptığı gibi. Ve umum mevcudat sultanının eseri ve ihsanı ve inamı ve hediyesi ve fiili olduğunu göstermek için Kur'an-ı Nuzül Beyan, Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Mesela İnnallâhe, hiç şüphe yok ki huverrezzâkuzul kuvvetil metin, hem bütün rızıkları veren sadece O'dur diyor. Orada tekit var, pekiştirme. Ayrıca hiç kuvvetinin sınırı yok. Asıl kuvvet sahibi O'dur. Ve sağlamdır. Anlaşıldı değil mi? Sağlamdır. Bazen bakıyorsun ki evde hanım hasta, yemek yapamamış. Zeytin ekmek yiyeceksin. Ama öyle değil mi? Eksiklik var. Cenab-ı Hak için öyle bir şey. Bütün mahlukatın rızkını sınırsız kudreti ve kuvvetiyle veriyor. Oldu mu? Biliyorsun Zariyat suresinde bu ayet-i kerime Kur'an-ı Muzülbeya tekrar ile, yani çok yerlerde وَمَا مِنْ دَابَّتِنْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا, yeryüzünde debelenen, hareket halinde yürüyen ne hangi canlı varsa onun rızkı Allah'ın üzerinde. Tamam. Onlara da rızkını veriyor, size de diyor. Ve hidayeti ve şifayı zat-ı vacib-i vücuda veriyor. Varlığı zaruri olan Allah'a veriyor. Sebeplere vermiyor hiçbir yerde. Ve onları ihsan etmek ona mahsus ve ona münhasırdır diyor. Bak innallâhe huverrezzâk. Arapçada ona zamiri fasıl diyorlar. Yani cümlenin öznesiyle, yani müpteda ile haber diyelim. Boş ver. İçinizde anlaşılmasa da önemlidir. Araya girer. O pekiştirme edatıdır o. Sadece rızkı veren o. Sadece rızkı veren o. Ve gayet şiddetle gayrın müdahalesini özellikle rızıkta, hidayette, öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bakın hidayete misal. İnneke, aman ya Rabbi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam babası için mağfiret talebinde bulunmuş. Acıyor babası dalalette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amcası Ebu Talib için. Biliyorsun iman etmeden gitmiş. Kur'an-ı Kerim ayet getiriyor. İnneke la tehdi men ahbebte. Hidayet doğrudan Allah'a aittir. Sen sevdiklerini hidayete götüremezsin. Onun için her gün ne dua ediyoruz? İhdine sıratal müstakim. Ya Rab bizi doğru yola hidayet eyle. Amin. Allah Allah. Evet, ebedi bir dar-ı saadeti kazandıran. Efendim bu iman neymiş? Hidayet neymiş? Cennette sonsuz bir mutluluk hayatını bize kazandıracak. İman nimetini veren elbette ve herhalde o dar-ı saadeti halk eden, o mutluluk diyarı olan cenneti yaratan ve imanı ona anahtar yapan bir Zat-ı Zülcelal'in nimeti olabilir. Başkası bu derece büyük bir nimetin mün'imi, yani vericisi, in'am eden olarak mabudiyetin, kulluk deri, kulluk edilen edilme makamının en büyük penceresini kapayıp en ehemmiyetli vesilesini kapamaz ve çalamaz. Elhasıl sözün özü şecere-i hilkatin, kainat bir yaratılış ağacıdır. Bu ağacın dalları, budakları var. Değil mi? Çetikleri ve küçücük dalcıkları var. Çiçekleri var, meyveleri var. Nedir bu? Bak bura önemli. Ha diyor ki en cüz'i bir ahval ve semera. O ağaçların en küçük gibi görünen, öyle değil mi? Mesela çiçeği, çiçeğinin yaprağı.
O çiçekten çıkacak olan meyve, bunlar güya dala gövdeye göre küçük görünüyor. Hayır. Arkadaşlar bunu niye söylüyor biliyor musun? Ahmak filozoflar yüzünden söylüyor. İbn Sina ile Eflatun bile, Müslüman filozoflar, haşa Allah küçük işlere bakmaz demişler. Ve onu bilmez demişler. Kendilerine göre öyle mantıksız izah ediyor ki, ulan bu adam nasıl İbn Sina olmuş diye şaşırıyoruz. Enteresan bir şey. Onun için Bediüzzaman öyle değil. Ya sen gövdeyi yapansa bir Allah, ağaçları, dalları, budakları o. Asıl o ağacın meyvesi ve çiçeğini nasıl başkasına bırakabilir? Anladınız değil mi mesela? Onu anlatıyor bu. Bakın, Şecere-i Hilkat'in en müntehasında, son kısmında yer alan en cüz'i ahval ve semerat, o çiçeğin açması bilmem, meyveler iki cihetle tevhide, Allah'ın birliğine ve vahdete ve tek elden idare edildiğine işaret ve şehadet ederler. Birincisi, rububiyetin kainatta bir terbiye var. Kainattaki maksatları onlarda tecelli. Yani bir ağacı beslersin, yetiştirirsin. Niye? Meyvelerde toplanıyor ana maksat. Tecemmu dediği orada toplanıyor. Biraz önce dedik ya, fabrika kur, şeker fabrikası. Ama şekerin aktığı yeri de kara suya verir. Olur mu böyle şey? Asıl meyve orada. Ve gayeleri onlarda temerküz. Orada odaklanıyor. Ve ekser Esma-i Hüsna'nın cilveleri, Allah'ın bütün güzel isimlerinin asıl cilveleri. Biliyorsun çiçek, meyve, en çok Allah'ın isimlerine aynı olan şeyler bunlar. Ki insan da öyle. İnsanda 72 tane Allah'ın ismi açıktan okunuyor diyor Bediüzzaman. Ve zuhurları, görünmeleri ve teayyürleri, insanda belirlenmeleri. Ve hilkat-ı mevcudatın neticeleri, bütün yaratıklar niye yaratılmış? Bunun neticeleri ve faydeleri onlarda, o meyvelerde, o çiçeklerde, o çekirdeklerde. İçtima ettiğinden, bir araya geldiğinden onların her birisi bu temerküz noktasından der. Orada odaklaşıyor ya gayeler, ben bütün kainatı halk eden zatın malıyım. Fiiliyim, eserim. O olmasa, mesela insan bunu diyebilir. Kainat ağacının meyvesi ya. Neden? Çünkü kainat olmasa ben olmazdım. Demek kainatı yaratan benim de sahibimdir. Bu birincisi. İkinci cihet ise o cüz'i meyvelerin kalbi. Hem hadisçe kalp dediği biliyorsun kalp, bildiğimiz kalp. Zahri kalbi denilen, zahri kalp dediği hafıza denilen insanın hafızası. Kalbin kabuğu, kalbin dışı, kalbin dış görünüşü manasına veya kabuğu da diyebilirsiniz. Hafızası ekser enva'ın, bütün dünyadaki nebilerin bir çeşit muhtasar fihristesidir. Yanlış mıyız arkadaşlar? Şimdi ben kendi kendime düşünüyorum. Anladın mı? Çin greyfurtu diyorlar. Bu sene öğrendim onu. Onun ismini bilmiyorum. Böyle kavun kadar oluyor. Biliyor musunuz onu? Ben ilk defa duydum burada. Bak benim zihnimde onun arşivi yok. Yeni girdi arşive. Ama ben Ahmet Akgündüz. Ta 2 yaşındayken oh dedem öldü, helvasını yiyeceğim diye sevindiğimi hatırlıyorum. Anladın değil mi? Yani bir insanı düşün, insanın hafızasında onunla içli dışlı olan bütün türlerin ve cinslerin küçücük bir hayat tarihçeleri var mı yok mu? Bizim mesela meyve şeyi bilirim. Nedir? Yani şeftali vardı bizim bahçede, köyde. Elma vardı. Hiç unutmuyorum. Bir şey de söyleyeyim de gülün. Yani insanın hafızası nasıl ilgili olduğu şeylerin bir nevi özetini taşıyor. 1913'te Şeyh Selim isyanı çıkmış. Meşhur bir Kürt isyanıdır bu. Siirt, Mardin ve o taraflarda. Şimdi Osmanlı ordusuyla isyancılar savaşıyor. Fakat yemek için ara vermişler. Fiili savaş, tam isyan yani. Anlatabildim mi? Ondan sonra tabii yüzbaşı ve askerler, bunu ben yazdım kitabımda.
Tabii doğruluk derecesini bilmiyorum ama birisi hatırasında anlatmış. Ben de onu naklediyorum. Esas anlatacağım mesele farklı. Bu Kürt isyancı bakıyor ki açtılar. Biz çok affedersin gıdık deriz. Anlatabiliyor muyum? Keçinin gıdıkları. Keçinin pisliklerini gören olduğum için ise affedersiniz. Ya, tabii buradakiler görmemiştir çoğu. Gıdı derler bizde. Gıdık gıdık gıdık. Şimdi yani böyle şey gibi söyleme sahip. Yuvarlak yuvarlak. Anlatabildim mi? Aynı şekilde koyun da öyledir. Ula hele bak diyor şu Osmanlı subayına. Ulan diyor keçi pisliği yiyor bu adam. Çünkü o adam hayatında hiç zeytin görmemiş. Anladın mı? Ben de köyden çıkıncaya kadar zeytini bilmiyorum. Ayıp değil ya. Yani. Bunu tersinden misal verdim ki anlayasınız. İnsan hafızası öyle yaratılmış ki ilişki kurduğu bütün nevileri, türleri, cinsleri o hafızasında bir nevi resmetmiş. Yanlış mı? Ona tekrar okuyorum. O cüz'i meyvenin kalbi hem hadisçe zarikat denilen insanın hafızası. Ekser elva, çoğu türleri bir çeşit muhtasar bir listesi. Özet. Ha. Ve bir küçük numune haritası var o zihnimde. Ama öteki yok olduğu için keçi pisliği diyor. Ve şecere-i kainatı. Kainat ağacının bir manevi çekirdeği. Kim o? İnsanın hafızası, kalbi. Ve ekser esma-i ilahiyenin çoğu Allah'ın isimlerinin, güzel isimlerinin incecik bir aynası olduğu. 72 tane diyor Allah'ın isimlerini okumak mümkün. 32'yi sözde anlatıyor. Hem o kalbin ve hafızanın emsalleri, başka misalleri de var. Ve sikkeleri bir tarzda bulunan bütün kalpler. Ne kadar kalp varsa insan kalbi hepsi aynı mühür. Aynı sikke. Ve hafızaların kainat yüzünde müstevliyane intişarları. Her tarafa yayılmışlar değil mi? Mesela ben şeye gittim. Malezya'da kaldım. Meyvelerin hiçbirini yiyemiyor. Ne olduğunu bilmiyorum ki. Acayip bir şey. Hiç bizim meyveler yok. Elma, armut çok nadir. İşte burada var. Hollanda'ya gelince biliyorsun. Bütün kainatı kavzayı tasarrufunda. Tasarruf elinde tutan bir zata bakar. Ve yalnız onun eseriyim ve onun sanatıyım derler. Elhasıl nasıl ki bir meyve mesela elma faideliliği cihetiyle tamam ağacının malikine bakar. Yanlış mı? Bütün ağaca sahip olmayan o meyvenin faydalılığına da sahip olmaz. Ve çekirdeği cihetiyle de bak. Mesela ben elma ağacının sahibiyim ama çekirdeğin sahibi değilim. Ben tabii görünürde sahibiyim. Ama çekirdek bir dahaki elma ağaçlarının bütün programları orada. Ve çekirdeği cihetiyle bütün o ağacın ecza, dalları, budakları, azaları, çetikleri, çiçekleri ve mahiyetine nazar eder. Çünkü o çekirdekte bütün elma ağaçları var. Ve bütün emsalinde aynı bulunan yüzündeki sikke cihetiyle bütün elma ağaçlarında da aynı mühür var. Bütün çekirdeklerde aynı mühür var. O ağacın bütün meyvelerini temaşa eder. Biz biriz ve bir elden çıkmışız. Bir tek zatın malıyız. Ve birimizi yapan elbette umumumuzu bütün elmaları da yapar. O yapar derler. Öyle de daire-i kesretin. Yani şu kainat dairesi, çokluk dairesi demek o demek. Vahdet dairesi Allah'ın zatı, sıfatları. Çokluk dairesi de kainat. Dallar, budaklar, taşlar, ağaçlar, nihayetlerindeki zihayat. Bunların neticesinde toprak, taş, su vesairenin sonunda hayat sahipleri çıkıyor. Ve zihayatın, bütün hayat sahiplerinin ve hususan insanın yüzündeki sikke. Yani ne demek? Bu mührü insanı yaratan ancak kainatı yaratandır diyecek. Ve kalbindeki fihristiyet, biz kalbimizde ilgi duyduğumuz, alaka gördüğümüz bütün şeylerin fihristini taşıyoruz. Ve mahiyetindeki neticelik ve meyvelik cihetiyle doğrudan doğruya bütün kainatı kapsayır rububiyetinde. Terbiye elinde tutan zata, Allah'a bakar ve vahdetine şehadet eder. Allah Allah. Güzel kardeşlerim, ikinci muktaziye
bence geçmeyelim. Gelen haftada okuyalım. Ne diyorsunuz? Bitiremeyiz, yarım kalır. Ama gelecek hafta söz veriyorum, biraz fazla okuyup bitirelim. Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sana ve Ahmet kardeşe görev veriyorum. Ver. Güzel kardeşim, ne yapacaksın? Finish diyelim. Bu konuda biraz training alacaksın. Tamam mı? Çok biraz aceleye geldi. Benden söylemesi. Ben anlamam. Tamam.